Fransa Akşam Gazetesi'nde Çin Avrupa'da yaşamakta olan Uygurların izini nasıl sürüyor başlığıyla bir makale yayınlandı. Makalede Çin'in Fransa, Almanya ve Türkiye'de Çin pasaportuyla yaşamakta olan veya yaşadığı ülkenin vatandaşlığını kazanan Uygurların Çin'in takip ve tehditleriyle karşı karşıya kaldıkları yer alıyor. Şubat ayında Nijeryalı kızları okuldan kaçıran Boko Haram örgütü çarşamba günü tümünü serbest bıraktı. Nijeryalı yetkililer para ödendiği veya takas yapıldığı iddialarını yalanlıyor. Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Cansayit Tuymabayev, Tülkübas ilçesinin adının Türkübası olarak değiştirilmesi önerisini desteklediğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın ülkesinin teknoloji ve ticaret sırlarını çaldığı gerekçesiyle Çin'e en az 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getireceği bildirildi. Brexit ile ülkelerinin yeniden bağımsızlığa kavuşacağını ileri süren ve bunun simgesi olacak pasaportların orijinal mavi rengine dönecek olması ile gururlanan İngilizler, pasaportları Fransız Hollandalı bir şirketin imal edeceğini öğrenince hüsrana uğradılar. Fransa'da hükümetin kamu bütçesinde kesintiye gitmeyi öngören reform paketi on binleri sokağa döktü. Sendikaların genel grev çağrısı üzerine ülke çapında yaklaşık 200 bin kişi ulaşım, sağlık ve eğitim bütçelerini kapsayan kesinti planlarını protesto etti.